Kim hangi partinin? AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Sadık Atay ve Ömer Özmen'in Memursan İl Başkanı İsmail Yiğit'e yaptığı ziyarette Yiğit Atay'a taleplerini iletti. Memursan İl Temsilcisi İsmail Yiğit, son günlerde mecliste toplu iş sözleşmelerinin devam ettiğini ifade ederek, görüşmelerin muhataplar arasında güzel bir çalışmanın devam ettiğini kaydetti. Bu konuda AK Parti Milletvekili Atay'a memuru mutlu olan bir Türkiye istediklerini ve bu konuda destek beklediklerini dile getiren Yiğit, hükümetten memuru mutlu edecek kararların altına imza atmasını beklediklerini ifade etti. Ne diyor mecliste? Şimdi hani gerçekten canımız acıyor ama hayatta devam ediyor. Şimdi biz bunları doğum sancısı olarak görüyoruz. Hiç felaket tellalları, senaryolar falan üretmeye kalkmasınlar. Bu millet milletiyle, devletiyle, ordusuyla güçlüdür ve Allah'ın izniyle bu tür işte ayağını batan bir dikenden dolayı da bir aksama yaşamadan yoluna devam edecektir. O yüzden de işte toplu sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor mecliste. Tabii ki renkli görüşmelere de sahne oluyor, izliyoruz. Güzel işte muhataplar arasında güzel bir diyalog, güzel bir çalışma devam ediyor. Şimdi bizler işte muhatabımız da ayağımıza gelmişken sayın vekilimiz bizimle birlikte işte bizim de düşüncelerimizi vekilde seslendirmesini istiyoruz biz vekilimizden. Şimdi bizler yani memuru mutlu olan bir Türkiye istiyoruz. Çünkü öğretmeni mutluysa öğrencisi mutludur. Öğrencisi mutluysa velisi mutludur. Velisi mutluysa millet mutlu demektir. Şimdi bu her şeyde böyle. Yani bugün tarım kesimi mutluysa tarım çalışanları mutlu. Tarım çalışanları mutluysa çiftçiler mutludur. Şimdi dolayısıyla 11 iş kolumuz var. Bütün iş kollarında yetkiliyiz memursen olarak. Bütün iş kollarında yetkili olarak masadayız. Ve bizler hükümetimizden artık bu sefer memurunu gerçekten mutlu eden bir kararın altına imza atmasını bekliyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim, her platformda bunları paylaşıyorum. Memura verilen para ay sonuna kadar tekrar devletin kasasına geri döner. Memura verilen para aynı zamanda çiftçiye verilmiştir, aynı zamanda manava verilmiştir, kasaba verilmiştir. Dolayısıyla artık hükümetimizden beklentimiz şudur ki memurlarını mutlu etsin, milletimiz mutlu olsun.